Şemsiyem yok. Bir de dönüm noktası soracağım sana canım. Belki kırılma noktası gibi. Annemi kaybettim. Artık pek önemli olmayan kısımlar da toprağın altında. Birçok açıdan çok şey borçluyum yani ona, o konuda. Sen tek başınasın artık ve hayata dair bir bütün sorumlulukların sadece ve sadece senin üzerinde. Al sen busun işte. Sen sevgisizsin, sevgi görmemişsin. En büyük küfür de onlara bir ayna tutmak. Prompter var benim elimde konserlerde. Çünkü ilk çıkardığım iki albümde dediğim hiçbir şey anlaşılmıyor. Aa, bunu nereden biliyorsun artık? Katarsis programın adı. Zaten. Birazcık daha duygusal arınmaya bakalım. Biraz daha aslında seni evet, görüyoruz, biliyoruz. Samimi de bir adamsın bir yandan ama daha iç dünyanla, daha insani tarafınla beraber tanıyalım istediğimiz bir format. Gitti mi terapiye daha önce? Tabii. Tamam. Hani böyle düzenli devam ettiğin bir şey mi belli dönemlerde? Gitmek lazım. O belli dönemlerde gibi değil de işte 3 ayda bir, 4 ayda bir gitmek lazım. Çünkü çok göz önünde bir iş yapıyoruz. Fazla fikir var etrafımızda. Çok fazla söz sahibi olan insan var. Ya da belki öyle bir algı, bir yanılsama var daha doğrusu. Dolayısıyla böyle bir deşarj olmak gerekiyor. Onun da bence en faydalı ve kalıcı yolu terapi. Çocukluktan bahsederken genelde can daha susan, daha duran hani bir çocukluk dönemi anlatıyorsun. Böyle yetişkinleştikçe, zaman aktıkça daha çok içine dökmeye başladı. Çenem düştü. Evet, öyle oldu. Tamam. Ya mesela hani hakikaten bazen böyle karşılıklı zihin konuşuruz. Hep saptırırız ya da işte entelektüelize ederiz ama duygu konuşmaktan da bahsediyorum. Dertleşen, duygusunu anlatan bir adam mısın? Yani 20'li yaşlarımın sonlarında daha işte görece vokal bir insan olmaya başladım. Ne hissettiğimi söyleyeyim. Ya bu iş benim canımı sıkacak. Bak ben şimdi buna bir dur diyeyim ki bu iş ilerlemesin falan. Şimdi daha iyi ayarlayabildiğim şeyler bunlar. Doğum, yaşam ve ölüm üzerine birer soru soracağım başlarken. Böyle bir kalıp da vardır ya. Hiç doğduğuna pişman oldun mu? Asla. Peki ne yaşatıyor seni? Wow. Büyük bir soru bu. Yani aslında hayatın kendisini de sevmek. Yani yaşamak çok meşakkatli bir şey. Ama birazcık ilgi gösterirseniz yaşamaya ve aynı zamanda kendinize muazzam keyif alma imkanı sunuyor size. Bunu dönem dönem başarabildiğimiz oluyor, başaramadığımız oluyor. Bu aralar iyi gittiğini düşünüyorum. Sürekli keyfim çok yerinde maşallah. Güzel. Korkuyor musun ölmekten? Hayır. Ama zaten o yani o hissiyatı sürekli olarak yaşamamamızı sağlayan bir takım galiba hormonlarımız var. Ne zaman korkarım ölmekten? Herhalde ya çok yaşlanınca korkarım ya da çok hasta olursam korkarım. Bir de dönüm noktası soracağım sana canım. Hani belki kırılma noktası gibi. Şundan sonra daha başkalaştım, daha değiştim. Annemi kaybettim de. Annemi kaybettim de artık dedim ki tamam bu sen tek başınasın artık ve hayata dair bütün sorumlulukların sadece ve sadece senin üzerinde. Bütün kararlarından artık sadece sen yargılanacaksın. Seni hiç kimse kurtarmaya gelmeyecek. Ya dibe vuracaksın şimdi kendini kaybedeceksin ve merdivenden yuvarlanırcasına bir hayat yaşayacaksın. Ya da hemen olgunlaşacaksın. Kendine geleceksin. Tabii ki yasını tutacaksın. Makul bir süre ve sonra patron olacaksın hayatında. Bunu çok doğru ve düzenli yaptığımı düşünüyorum. Kaç yaşındaydın? 25. Tuttun mu yasını da gerçekten? Tabii. Sertti. Ama öyle olur zaten. Yani aksi zaten düşünülemez. Uzun sürdü. Bitmedi. Ama kontrol altında. Derdaydı değil mi o şarkının ismi? Evet. Ben çok seviyorum o şarkıyı. Eyvallah. Belki hani hep söylüyorum yani kayıp bu yaşama biçimlerimiz farklı ama
Kendi kaybım için de dinliyorum. Hani belki oradan biraz ortak olabiliyoruz birbirimize ya da sen bize bir yol açıyorsun belki. Yasını yaşamayan çok insan var ya. Doğru. Hani o anlamda. Bir şeyi düşündüm bakarken de çok ciddi bir çok yönlülük hali var. Hani kendini tanımlarken bazen bir iki şey söylüyorsun ama işte orada sinema var, hani müzik var, yorumcu olmak var, şiir var diğer taraftan, illüstrasyon var. Çok fazla alan var. Annenle hikayeye baktığımız zaman aslında onun da şiire ve resme, yanlışsam lütfen söyle, yok, hani doğru. ilgisi de var. Paylaşır mıydınız bunları birlikte? Paylaşırdık. O bana çok okuturdu. Kitap, şiir. Yani şiirle onun sayesinde tanıştım zaten. Ve işte ressamdı da, yani durmadan işte resimler çizerdi. Ben konvansiyonel resme çok yatkın değilim. Fırçayla falan filan. Ben illüstrasyon yapıyorum. Dijital bir şey. Sanat tarihi çok anlatırdı bana. Kitap çok önerirdi. Çok okuturdu. Birçok açıdan çok şey borçluyum yani ona, o konuda. Özellikle hani o paylaşımlardan yola çıkarak söylüyorum. Merak ettim, ölümle ilgili, kayıpla ilgili neye inanıyorsun? Hani bir şekilde iletişimde kaldığınıza mı? Yoksa gerçekten toprak olup gidildiğine mi? Buluşulacağına mı? Hani senin inandığın Benim ne? benim içimde duruyor işte. En önemli kısmı. Artık pek önemli olmayan kısımları da toprağın altında. Yanlışsam lütfen söyle yine. Bu kayıptan sonraki yıl aslında işte bu Erevizyon hikayesi, sonra gerçekten kariyerde hani yükselişler vesaireler başladı bir yandan da. Bir yandan insan şahit olsun da ister. Hani beraber de devam edilsin ister, görsün ister. Birçok şarkıyı, birçok şiiri ithaf ettiğini de görüyorum ben hani anlattığın zaman. Bütün albümlerimi ve bütün kitaplarımı. Evet, evet. Bir şekilde birlikte olma biçimi mi bu senin için? Tabii. Evet, evet. Aynen öyle. Ya biz bu besteleri, bu şiirleri biraz da bir ayağımız bu dünyada kalsın diye yapıyoruz. Birazcık sonsuz olmak için. Öldükten sonra da geride bir şeyler bırakmak için. Ben ona hediye ediyorum işte yaptıklarımı. O hatırlanmış oluyor böylece. Onun hatıraları dünyada kalmış oluyor. Benim onu bir şekilde yaşatmaya çalışma biçimim. Bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Hayatımı değiştiren şarkı derken de zor zamanlarda, hayatın böyle keskin zamanlarında yanında olmuş, iyi gelmiş bir şarkı. Yağma yağmur, şemsiyem yok. Çok duygulanıyorum, bu şarkı mahvediyor beni. Hala dinlediğim zaman mutlu mutsuz, böyle benim eşimle de şarkım o. Ezgi'nin günlüğü, yağma yağmur. Yağma yağmur, şemsiyem yok. Çalma tambur, sevgilim yok. Nasıl bir dönem ilk geliyor aklına şarkıyı söylerken? İşte birazcık karışık çünkü bazı şarkıları o kadar seviyoruz ki hayatımızın birkaç yerinde bize eşlik etmiş oluyorlar. Bir tanesi çok garip aslında. İkisinde de arabadayım. Birinde annemle, birinde eşimle. İkisi de çok dokunaklı. Çünkü annem de çok severdi o şarkıyı. Ne bileyim ben. Evet işte. Bu bölümde bir hafıza testi yapacağız beraber. Kötü. Bakalım, deneyelim. Uzun uzun düşünme. Aklına geliyorsa cevap ver. Bence zor sorular değiller. Öyle tamam. Söyleyeyim. İlk soruyla başlıyorum. Anaokulundayken bir kız arkadaşına etek açma şakası yapıp sonra suçu senin üstüne atıp kaçan arkadaşın adı neydi? Üstün. İzmir'de büyüdüğün apartmandaki... Bunu nereden biliyorsun abi sen? İzmir'de. Aa. Büyüdüğün apartmandaki alt komşunuzun mesleği. Gitarist. İlkokulunda kantin görevlisinin adı neydi? Yusuf. Gitar çalan ve seni müzik hayaliyle tanıştıran komşun Zafer abinin sana ilk dinlettiği albüm. Metallica mı? Nirvana mı? Bilemedim. İlk söylediğin şarkının ismi neydi? İlk söylediğim şarkının ismi mi? Ne kadar büyük bir soru bu. Gitarla ilk söylediğin şarkının ismi neydi? Okey. Hayır ya. Derler, en iyi aslıma ne?
Hekimoğlu muydu? Hekimoğlu, tamam. Aynen. İlk kısa filminin adı? Aa, İlk kısa film. Tamam, anladım hangi film olduğunu, adını unuttum. Meczup şarkısında kaç kere meczup diyorsun? Wow, nakaratlar, çift, obu falan. Baktın mı? 12 mi? 23 saydım ben. Wow! İnternetten yaptığınız ilk canlı konseri kaç kişi izledi? Yok, 250. Televizyonda 7. olduğun 2012 yılında ilk 3 ülke hangisiydi? İlk 3 bir de hadi canım. Birinciyi yani belki şimdi söylerim de. İsveç mi birinci oldu? Evet. Aynen. Yazdığın son şiirin ilk cümlesi. Aa, söyleyeceğim şimdi. Ha, ama söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi ki? İstiyorsan söyle. Aa, basılmadı. Son klip şarkın Bardak Taşıyorum tam süresi ne kadar? 3 dakika 4 saniye. Peki. Yalan değil mi? Biraz önce de bahsettim biraz. 17 yaşında evden çıktın gittin. İstanbul var, radyo var sonrasında. Bir yandan da kaçmak gibi anlatıyorsun. Yani hani eylem olarak kaçmak gibi, annenin desteklediği, özelleştiği, babanın karşı çıktığı bir şey bir taraftan da. İzmir'deydin, İstanbul'a geldin. Hayal ettiğin ya da hayatla ilgili istediğin ne yoktu İzmir'de, o evde? Ha, ben sinemacı olmak istiyordum. Evde her şey vardı ama İzmir'de yoktu. Yani bunu yapmam için benim İzmir'in dışına çıkmam gerekiyordu. Korkuyor muydun yola çıkarken? Evet, çok. Neyden? Ailemden uzakta olmaktan ve çalışarak para kazanmak durumundaydım. O zamana kadar hep babam baktı bize. Şimdi artık kendi ayaklarımın üzerinde durmak durumundaydım. Hem de üniversiteye başlayacaktım. Birdenbire çok fazla şey olmuş oldu tabağımda. Ödüm patladı ama hallettim. Kızdı mı gerçekten baban gittiğin için? Kızdı, evet. Ama barıştık tabii ki. Bir dönem o gibiydi. Evet. Zorlu bir dönemdi dolayısıyla. Yani gitmek istediğin yolla ilgili neye karşıydı? Orayı merak ettim. Hani sadece evden gitmene, İstanbul'a gitmene mi? Hiyerarşiyi zedelemiş olmam bence gücüne gitti onun. Ya aslında hiç bunları konuşmadık. Konuşmam lazım. Biz çok konuşan insanlar değiliz o açıdan. Konuşmadık dedim bir yandan. Hani bir yandan merak ettim şimdiki ilişkinizi. Bütün bunlar olduktan sonra. Şimdi şeker gibiyiz ya. Çok iyi anlaşıyoruz. Benim büyümem ve onun yaşlanması gerekti bizim çok iyi anlaşabilmemiz için herhalde. Anlar mı Can? Hani senin büyümen ve onun yaşlanması gerekiyordu. Şimdi ifade ettiğin şeyi, hayatla ilgili isteklerini, yaptığın işi gerçekten içsel olarak anlıyor mu? Çok komplike bir, yani sofistike bir insan değil. Ama çok iyi niyetli ve iyi biri. Ve bir takım hatalar yaptığını kabul eder o da herkes gibi. Bir gün bir çocuğum olursa, babam bana yaptığı şu şeyi ben kendi çocuğuma yapmayacağım diyeceğin ne gelir aklına? Çok büyük, çok beylik olur diyemem. Yapmam derim, yani hayır, yapmayı istemezsin, öyle sorayım. Çok fazla vakit geçirmek isterim çocuğumla ve çok çok fazla diyalog kurmak isterim. Çok fazla konuşmak isterim. Bu bölümün adı İçimdeki Hayvan. Buradakilerden bir tanesini seçmeni isteyeceğim. Bazen burada olmayan seçiyorlar, çok üzülüyorum. Seni en iyi anlatan, daha doğrusu kendi hayat biçimini, doğada kalma biçimine benzettiğim bir hayvan seçmeni isteyeceğim. Can, söze ben bir köpeğim diye başlayarak, bu hayatta nasıl bir köpeksin biraz anlat bize. Ben bir köpeğim, iyi kalpli ve vefalı bir köpeğim. Çalışkan bir köpeğim. Mutlu da bir köpeğim. Bir ev köpeği misin sen? Sokak köpeği misin? Ev köpeği oldum. Ne zamandan beri? İşte 4-5 senedir falan ev köpeğim. Geçiş nasıl geldi sana sokaktan eve girmek? İnanılmaz korkutucu bir şeydi ama sonra dünyanın en rahat ve en mutlu şeyi olduğu ortaya çıktı. Uysal mısın? Vahşileşiyor musun? Bir takım yapılmaması gereken şeyler var etrafımda. Ama bunların hiçbiri sürpriz değil. Ben daha önceden belirtiyorum bunları. Bunlar yapıldığı zaman ısırıyorum. Gerçekten senin hayvan tarafın nasıl? Yani dürtü tarafın, hani saldırganlığında, öfkende, günlük hayatında da soruyorum bu arada bunu. Daha dürtüsel kısmı soruyorum aslında. Nasıl biri oluyorsun sen? Çok korumacı. Nadiren
sinirlenirim. Ama sinirlendiğim zaman da yırtıcı olurum bayağı. Sözel şiddetin nasıl? Can yakar mısın mesela? Öfkelendin mi? Maalesef evet ama küfürle falan değil tabii ki. İstihza, ironi, yer yer manipülasyon. Birazdan gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Bir imajinasyon, bir durum canlandıracağım. Kapalıyken gözlerin bana cevap verme, sadece düşün. Bittikten sonra gözleri açınca ben hangi cümleyi verdiğimde orada ne gördüğünü, nasıl bir anda olduğunu senden isteyeceğim. Tamam. Sadece düşün, gözlerini kapatarak. Can, burası bir mahkeme salonu. Şu an oradasın. Gözünün önüne getir. Nasıl bir yer, nasıl bir mahkeme salonu burası? Karşında da gergin bir hakim var tam karşında. Bu mahkeme salonunda sanıksın şu anda. Suçunun ne olduğunu bir düşün. Hissine de bir bak. Burada korkuyor musun? Kızgın mısın? Utanıyor musun? Suçlu hissediyor musun kendini? Vicdanın rahat mı? Orada duruyor davacı da. Onun da gözlerinin içine bak. Sana nasıl baktığına da bak. Söz sırası onda. Senin suçunu söylüyor sana. Ve karar açıklanıyor. Arkana döndüğünde o mahkeme salonunda seni desteklesin diye görmeyi çok isteyeceğin biri var. Onu görmek çok iyi geliyor. Ona da bak. Kim o? Onunla konuşuyorsan aranızda nasıl bir konuşma geçtiğini düşün. Şimdi oradan çıkıyorsun. Oradan nasıl çıktığına ya da nasıl çıkartıldığına bir bak. Çıkarken yazdığım bir şiir geliyor aklına. İlk hangisi geliyorsa onu düşün. Ve bütün bunlarla beraber sen oradan yürüyüp çıkarken hazır olduğunda bana bu odaya geri dönebilirsin. Ya ilk başında sorun oldu. Mahkeme salonu dün akşam Harry Potter'ı tekrar izlediğim için öyle oldu. Yani direkt oldu. Yapacak hiçbir şey Tamam. yoktu. Müşteki mi alıyordu? Sihir Bakanı tarafından yargılanıyorum. Çünkü okulun dışında büyü yaptığım için. Çıkıyorum hemen, Hermione geliyor. Konuşuyoruz, ediyoruz falan. Okuldan da atılmışım, Hogwarts'tan. Çıktım sokaklara, Lodos'un gözü yaşlı. Aklımda 1000 soru vardı. 1000'i de belli başlı. Korkuyor muydun? Kızgın mıydın ya da Ya neden? üzüldüm evet ya. Drama vardı yani. Ama eminim ki hallolacak gibi bir yerdeydi yani. Kim vardı destek olmasını isteyeceğin içeride? İşte yakın dostlarım, yakın arkadaşlarım. Konuştuğum, sarıldığım kişi de eğer böyle gestalt bir durum söz konusuysa şu an eşim. Eşimle ilk böyle bir konuştum ettim. Ama bütün arkadaşlarım vardı. Oradalardı. Evet. Tamam, peki. Nasıl çıktın oradan? Nasıl bir hisle çıktın? Allah Allah, nasıl olacak bu iş ya? Neyse hallederiz falan. Yani çok böyle moralsiz değil. Çünkü sevdiğim herkes orada. Ama birazcık da tatsız çünkü istediğim gibi gitmemiş. Ceza aldın mı? Aldım. İşte okuldan kovuldum. Peki hangi şiir? Çıktım sokaklara, Lodos'un gözü yaşlı. Aklımda 1000 soru vardı, 1000'i de belli başlı. Şiirlerini ezbere bilir misin genelde? Hayır. Tamam. Özellikle hani insan bu arada zaten kendi hayatıyla ilgili çok inandığını da ezberler ya bazen. Öyle var mı? Bunu bilirim çünkü başkadır diyeceğin. Ben şöyle rahatlatayım seni istiyorsan. Prompter var benim önümde konserlerde. Çünkü aşırı dikkat dağınıklığım var. Ve biliyorum aslında sözleri. Ama ilgim sürekli dağıldığı için unutuyorum. Yani okumam gerekiyor. Nasıl öyle bir dikkat dağınıklığıyla yaşamak peki? Yani neyi zorlaştırıyor? Alışıyorsun ama insanları çok rahatsız ediyor. Bir şeyle ilgilenirken %100 oraya vermen gerekiyor. Yani fokal noktanın orası olması gerekiyor. Ve onun dışında sanki böyle bir fanusun içerisindeymişsin de ses gelmiyormuş içeriye gibi oluyor. Etrafımdakiler birazcık hani çok sesleniyorlarsa herhalde bana duymuyorum. Hep sorun oluyor. Önyargılı olduğum insanlar, gruplar, kökenler, ne bileyim hani hakikaten alt gruplar var mı senin? Hayır.
Oldu mu daha önce? Olmadı. Olmadığı gibi benim de birazcık kırmızı çizgim orası. En fazla üzecek şeylerden biri. Irkçı bir söylem. Kimseyi ya da bir grup insanı kayırmak ya da yermek beni kökümden sarsan bir şey. Özellikle bir şekilde göz önünde olduğunuzda bunu hak görenler oluyor. Yani sana yapıldığında herhangi bir şekilde nasıl hissediyorsun? Çok üzülüyorum ve çok da yapılıyor. Orada da bir maskım var benim. Bu birazcık şey gibi. Ben sahneye çıktığım zaman bambaşka bir insana dönüşüyorum. Çünkü o benim sahne personam. O bir sahne hayvanı işte. 1,5 saat boyunca zıplayıp bağıran, çağıran, her yerden her yere sıçrayan deli bir adam o. Ve o adamın sahneden başka hiçbir yer gidecek yeri yok. Yani eve alamazsın onu. O benim bir sahne personam, bir maske var ve onunla oynuyorum. Bu tip konularda da bir maske takmam gerek. Çünkü dediğin gibi göz önünde insanlarız ve sevenimiz olduğu gibi sevmeyenimiz de çok fazla var. Ve insanlar çok dikkatli dinliyorlar ağzından çıkan her şeyi. Bana karşı yapılan böyle bir saldırıda ben kendimi savunmak durumundayım, evet. Ve fakat bu saldırı herkesin önünde, daha doğrusu birçok insanın gözünün önünde gerçekleştiği için onlara da örnek olmak gibi bir yükümlülüğüm de var. Dolayısıyla orada da bir maske takmak durumundayım. Bu beni çok tabii ki üzüyor ve kendi içimde belki paramparça ediyor. Ama kimsenin haberi olmuyor bunlardan. Sadece bunu çok şık bir aikido manevrasıyla karşı tarafa kibar bir şekilde ileri itmişim. Ve büyük resimde de topluma güzel bir ders vermişim gibi gözüküyor. Gözükmesini sağlıyorum bu maskeyle. Bizim baktığımız yer, bütün bunların hepsi birer projeksiyon. İnsan ön yargıda olduğu şeye kendi içinde sahiplenmediği parçaları yüklüyor aslında. Olumsuz sıfatları yapıştırırken de, herkes bu kadar biricikken ve herkesin bu kadar kültürü varken, aslında kendine ait bir kültürü varken daha doğrusu, bütün bunlarla beraber öfke söylemleri, acıtacak söylemler, her biri birer yansıtma olarak da biliyoruz temelini. Hani çünkü insanın özünde böyle ayrımlar yok ya. Hani kesinlikle. Bir yandan da. Gözün öyle bir yere gidiyor. Şey bir merak ettim sadece. Haklı bir maske taktığından bahsediyorsun. Takmasaydın. Nasıl tabii? Yani bu çok can damarı yerler ya bunlar. Yani evet. Senin de üstüne dinle, dille, ırkla, etnik kökenle gelindiği zaman takmasaydın ne söylemek gelirdi içinden açık açık? sert yani, kırıcı. Bir ayna tutmak aslında. Ama bu kadar sevgisiz insanlar kendilerini aynada görmeye alışık değillerdir. Çünkü bakmak istemezler. En büyük küfür de onlara bir ayna tutmak zaten. Al sen busun işte. Sen sevgisizsin, sevgi görmemişsin, iyi yetiştirilmemişsin. Belki yani hayatını düzene sokman için yapman gereken yüzlerce şey var. Benim belki birkaç tane. Can, bu bölümün adı Cevap Hakkı. Hakkında yazılmış 3 tane eleştiri, hatta bazıları saldırı. Onları okuyacağım. Buradaki isteğim şu. Belki bazılarını gördün de daha önce takip ediyorsan. İşte sözlükler, YouTube altı yorumları, sosyal medyada yazıldı bunlar. İlk gördüğünde, duyduğunda nasıl reaksiyon verdiysen ya da vereceksen öyle ver. Sansürleme. Şarkı söyleme çabalarını anlayışla karşılıyorum. Arada bir ben de bu tarz şımarıklıklar yapıp kendimi Sinatra vari şarkı söyleme denemeleri içinde buluyorum. Sonuç olarak ben de Bonomo gibi saçmalıyorum. Tabii bu zevk meselesi, sindirim artıklarının bulunduğu torbadan yapılan kokoreçi seven insanlar olduğu gibi bu abimizin sesini ve müziğini seven, belli ki zevk sahibi arkadaşlarımız da var. Ama kendi cevabını vermiş zaten. Ben de kokoreçi de çok seviyorum, benim müziğimi de çok seviyorum. Onu demiş yani. Bazı insanlara göre değil. Birazcık selektif bir iş. Zaten alternatif müzik yapıyoruz. Yani muhakkak bazı insanlar
beğenmeyecek. Bazı insanlar belki nefret bile edecekler yani. İsmini her duyduğumda ya da bir yerde gördüğümde içimden hep ulan insanda şans olacak şans derim. O tiple, o sesle, o iticilikle bu herifler nasıl böyle meşhur oluyorlar anlamıyorum. Tanım vasıfsız ama şanslı elemanlardan biri. Bu da okey olabilir yani. Çok da yani çok şanssız olduğum zamanlar da oldu hayatımda. Şansımın yaver gittiği de oldu. Yani insanların hem çok göze hitap etmesi lazım, hem çok iyi şarkı söylemesi mi lazım müzik yapmak için. Yani onu bir anlamadım. Benim öyle bir iddiam yok. Ben işte alternatif müzik yapıyorum. Böyle gözüküyorum. Bugün de birazcık çocuk gibi giymişim. Böyle yani. Barışık bir insanım kendimle o konuda. Kliplerine bari altyazı konulması gereken insan. Yeminle bir şarkıda belki üç bilemedin dört kelime anlayabiliyorum. Geri kalanı garip sesler benim için. Belki güzel bir şeyler söylüyor ama anlayamıyorum işte. Anlayamadığım için de sevemiyorum bu adamı. Genel olarak da anlayamıyorum zaten neden o kadar boğuk boğuk sesler çıkarıyor. İmajı neden öyle? Kimi yakalamaya çalışıyor? Alternatif takılan zengin çocuğu havalarıyla. Anlayamıyorum, anlayamıyorum. Gençler anlıyor demek ki. Bence son albümlerimi dinlememiş. Çünkü bu bahsettiği şey gerçek. Benim hakikaten ilk çıkardığım iki albümde dediğim hiçbir şey anlaşılmıyor. Ve dolayısıyla da ben vokal koçuyla çalışıyorum. Hatta işte Özge Fışkın ve Fatma Turgut yardımcı oluyor. Stüdyoya geliyorlar. Ben söylüyorum şarkıları ve durup başında hayır o anlaşılmadı. Bir daha söyle. Şu kelime anlaşılmadı. Bir daha söyle falan diyorlar. Şu an onların onayından geçtiği için artık bütün şarkılar bence hepsi çok net anlaşılıyor. Ama 6 sene önce, 5 sene önce falan yazılmış bir şeyse bu. Nereden baksan doğru. Peki son bölüm detone. Burada şeyi söylüyorum hep. Hani işte yazıyoruz ya sizinle ilgili. Şurada detone oldu, burada olmadı. Bilir bilmedik de yazıyoruz bazen. Burada böyle doya doya. İçinden geldiği gibi. Abartı abartı hatta. Seçtiğim bir şarkıda. Bize biraz söyle ama yani hakikaten detone sürtone Allah ne verdiyse söyle. Tamam. Fikrimden geceler yapabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Woo! Keşke bir çalsın. Biraz böyle seninle büyüme hikayesi konuşacağımızı biliyordum. Ama tahminim de bir yandan seni gördükçe de aslında o yönde de gitti. Bir büyümeme hikayesi de konuşacağımızı tahmin ediyordum. Biraz direnç gibi orası aslında. İnsan büyüme hikayesini tamamlayacak şeyleri kaybettiğinde ki yas, kayıp hani bunların arasında oluyor. Başka bir yerden de direniyor büyümeye. İyi gelen tarafları var bunun bu arada. Yani bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum aslında. Ama bazen sen de söyledin, ortak hayatlardan da biliyorum insanların hikayelerinden de. Bu büyümeye direnmek hikayesinin altında şey de oluyor. Onaylandığında, sözün dinlendiğinde şaşkınlık bir taraftan. Onu senden birebir duymak güzeldi. Açık olmak istediğin yerlerde su gibi aktın bence. Tatlı tatlı manipüle etmek istediğin yerlerde de çok güzel durdurdun yeri geldiğinde. Bu zeka ile ilgili gerçekten bu arada. Yani doğru yerde saptırabilmek, işimize yarayan bir şey saptırmak, kötü bir şey olarak söylemiyorum onu da. Ama genel olarak şu diyaloğun tamamına baktığım zaman belki bir dönem çok susmuş, çok durmuş, çok kapatmış ya da sadece hakikaten şey içine açmak istediği kişileri açmış bir adam. Tamamlama mücadelesinde gördüm ben. Ve tamamlayabildiğim bir dönem gibi geldi bana aslında. Yani son dönem. Devam ediyor. Ve devam ediyor. Biten bir şey değil zaten aslında galiba bir yandan da. Tabii. Ama verdiğin her cevap için yani kolay bir şey yapmıyoruz bu programda. İçini açtığın her cümle için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bitti.